Bugün Maraş'tan Ankara Güvercinlik Meydanı'na bir uçuş yapmaya çalışacağız. Kullanacağımız uçak Zibo 326J. Bugün sabah indirdim. Henüz de denemesini yapmadım. Bundan evvel X737-700'ü indirdim. Beğenmedim. Artık son olarak son şansıydı. Uçak bir havalandı, sonra roketledi, indirmeye imkan yok. Sen nota düştü hızı. Sonra stola girdi doğal olarak. Ondan sonra da hiçbir kumanda fayda etmez oldu tabii ki. Ve de bilgisayarımdan X737-700, X737-800 adında ne varsa sildim, attım. Bir daha da yüklemem abi. Evet. Bu uçuş için yakıtımız 6.622, 6 nokta, hadi tam yazalım, bak tam tamına 6.622, payload olarak da 20.214, 20.214, bu yolcuyla kargonun toplamı. Take off weight 68.2. FMC'ye geliyoruz. Hatta bir şey daha göstereyim yeni. Bilmeyen varsa ATIS request. Buraya meydanın kodunu yazarsanız meydana ait ATIS raporu geliyor. Şimdi onu beklemeyeceğim. Bilginiz olsun. Position initialize LTC ne? LTC neden LTAB'ye gideceğiz? Kapı numarası herhalde bir ya da ikidir yani. Zaten iki uçak gelmiş olsa herhalde hareket kabiliyetleri kalmayacak. Bunun için birer birer indirin. Varacağımız meydan LTAB. EUA 007. James Bond'un kodu. Pistimiz de 07. Hadi onu da yazalım. 42'den 8 knot rüzgar var şu anda. Gördüğünüz gibi 70, 80, 90, 40 ile 90 arasında değişen bir rüzgarımız var. Departure Arrival'dan, Departure Ramp 1 zaten tek seçenek Z07 için seçmiş bulunuyoruz. Route'a dönüyoruz. Next page'de Ramp 1, Ramp 2'den UL605 Ratsia ne enteresan isimler var. UA17 Belsu. Tekrar UD605. Bir planda iki kere aynı rakam, aynı kod varsa bence manuel giriş yapın. Çünkü büyük ihtimalle hata verecektir. Bundan sonra UL605 yok. Dolayısıyla UW705 yazabilirim. Aradaki Badox'u kendisi verdi. Sonra Azbul ile
için LTA'de güvercinlikte herhangi bir star yok. Büyük ihtimalle askeri meydan olduğu için 24 pisti öngörülüyor. O da hatta şuradan Power'da LTAB'ye girelim. Hangisi? Gördüğünüz gibi 0927 kısa bir pist. 0624 uzun pist. Eğitim uçakları falan iniyordur büyük ihtimalle. Senaryosunda ben yaptım ama. 24 ruta dönüyoruz. Activate diyoruz. Execute diyoruz. Ve performansını tek ediyoruz. 68.2 cross rate 320 uçuş yüksekliğimiz 2.5 2.5 ton hesaplanan yakıt 1.8 ton rezerv cost index 17 cruise wind simbriften bakıyoruz top of climb 168.014 böyle 14. Yani rüzgarsız bir havada uçacağız. 1 derece deviation. Execute. N1 limit. Dışarı ısısı 19 derece. T-rate takeoff 1. 95.4. N1. Flap 5. Center of gravity 4.95. Zaten aşağı yukarı orada. 5 desek de kimse küsmez. 142, 143 ve 150. Legs 2130. 0.77'den dik buraya. El kuma. 6300 üzerinde olmak üzere. Next, next. 9.000 12.000 var. Hepsi EVA olduğu için 2682. İneceğimiz meydanın yüksekliği 2682, 2700. Uçuş yüksekliğimiz 32.000. Şimdi bakalım. Atalım biraz da yazıları. Buradan direkt hareket edeceğimiz için geri itme falan yok. Motorları çalıştırıp yürüyeceğiz. Log option'ı da açalım. No smoking. Niye hala no smoking işareti olur? Onu da çözebilmiş değilim. El alışkanlığı herhalde. Hangi uçakta sigara içiliyor ki? Lazım. Burada ışık yanacak şimdi. Evet. APU devreye alabiliriz. Dış üniteden kurtardık. Tekrar kapatalım.
İkinci motordan çalıştırmaya başlayalım. Bu arada olana kadar 30.06. Şununla verelim. O yukarıdaki kontrol panel tuşu girdiğimiz altimetre değerini sağ taraftaki ekrana da yansıtması için. Daha evvelden FMC'de böyle bir seçenek vardı. Zivo onu iptal etti bilmeyenler için. Hatırlatayım dedim. Birinci motor, yani iki numaralı motor çalıştı. Şimdi birinciyi çalıştıralım. Buradan böyle bir tur atacağız herhalde. Şeyden dolayı. Civardaki dağların tepesinden kurtarmak için böyle bir dönüş öneriyor. Maraş'tan kalkış buymuş demek ki. O da tamam. Nasıl olsa pistin üzerinde sayılırız. Buranın yazılarını da ışıklandıralım, dönelim. Kapımızı da kapatalım. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için sanal sıkıntı yok zaten. Evet, main panel, flight direktörleri açalım. Heading 70, irtifa 32 bin. Efendim, 30.06. Otobrek artıyor. Bırak 5. Heading seçelim. Auto throttle'ı da seçelim. Yakıt pompalarını illa açmanız gerekmiyor. Yer çekimiyle motorlar kendi yakıtlarını çekebiliyorlarmış. O da bilgi dağarcığımızda bulunsun. Evet, onları da hallettik. Artık kapatalım. APU ile işimiz kalmadı. Probe feedlerimizi açalım. Sistem öyle söylüyor. Checklistten ezberlediğim kadarıyla. Ezber de değil artık. Göz alışkanlığı. Evet. Yukarıda pek bir şey eksiğimiz kaldı sanmıyorum. Bir de ben daha evvel girmişim. Dolayısıyla o bilgileri çekti aldı. Send flight plan. Connect. Flight çoktan para kazanalım. İşlemler bu kadar.
Sí. Sinfonia nefesine doğru. Ağır ağır gidelim. Approaching 2-5. Okay. On runway 2-5. Düzdüm. Hiç gitmediğim için gerçek hayatta. Bizi pistin sonuna kadar götürecek gölgede. Dışarıda böyle pis bir hava var. Çöl tozunu, kokusunu, sesini geliyor. Ama sarardığını büyük ihtimalle yine çöl tozu. Düz gidiyor yani. Ben de pedal olmadığı için önümü görmeden bir yere gitmek her zaman risk. On runway 07.
çarpardım. Sıkıntı yok. T-Test açık. Şu an 5 artıyor. Böylece yarım gaz frenleri bırakıyoruz. Toga. Ekran Hafif yere bastırıyorum çünkü gezinmeye başlıyor bir şeyden hızdan sonra 80'den sonra da bırakıyor kendi haline serbest olarak bırakıyorum V1 rotate. rotate. Positive rate. Yükümüz ağır olduğu için. 400. Hız alalım. Yanlış 1000. hareket diyelim. Terrain'i de açalım. İşe yarasın. Elnav ve Vinav artık kendisine bırakalım. Flap 0. Çorbanın içindeyiz diye adlandırıyorlar. Birinci kademe bulutları geçtik. Sağdan bir tur atıp meydan üzerinden Ankara'ya doğru yöneleceğiz. Yeni bir program indirdim. Video edit programı. Onu deneyeceğim. Kaydı yaptıktan sonra büyük ihtimalle düz uçuş kısmını hızlandıracağım. Artık ne çıkarsa baktığımızda yapabilirsem tabii daha videoyu bozmadan onu yapmaya çalışacağım.
Transition level 15.000 idi. Dolayısıyla 15.000'e kadar geçerli altimetre değerini tutacağım. İkinci kademe bulutlar 12.000'de demek ki. Bin 800, 14.000, 2.000 fit yüksekliğinde bulutlar. Geliyoruz. Kontrol panel, sol ve orta. Burası standart. Burası da standart. Evet, yönümüzü batıya doğru dönüyoruz. Gaziantep üzerine geldik yani. Güvercinlik için herhangi bir metal durumu yok. Ankara Esen Doğa'ya bakarak güvenilir 1015, 24 derece, 180'den 4 mod, 24'e inişimiz normaldir. Gördüğünüz gibi Kahramanmaraş hattı böyle bir turuna geliyor. Yönümüzü Ankara'ya doğru çevir diyebilirim. Evet, inişten önce görüşmek üzere diyelim. Burayı kısaltalım, siz de sıkılmayın. Evet, kaydın 52. dakikasındayız. Top of descent noktamıza 10 mil var. Öncelikle İlk defayı bir 10.000'i alalım derim. Oraya gelmeden evvel. Sonra
Simrif'in verdiği rotayı fazla sevmedim. Badox'tan sonra Yücel Balax ve Yücel yapacağım. Birincisi Balax. İkincisi de Yücel. Çünkü lüzumsuz bir şekilde biraz daha batıya gidip kuzeye dönüyordu. Bize bu daha iyi gelecek diye düşünüyorum. Balax, Yücel. Sonra da AC091. Yazamadım bir türlü. 0 91. Execute dersek az bulu, şunu temizleyelim, az bulu seçelim, yapalım next runway 24. Şimdi mecburen level change'le biraz manuel müdahale edeceğim. Çünkü son anda değiştirdiğim için. Otomatik inişi gerçekleştiremedi. Hesaplamasını yapsın, sonra otomatiğe döneriz zaten. Bu şekilde gitmemizde de bir sakınca yok. Bir telefona bakmam lazım. Hemen döneceğim.
Evet, telefon görüşmesi biraz tahminimden fazla sürdü. Biz de daha henüz 17.000 fit mertebesindeyiz. Hiç bu saatten sonra gaz vermenin de alemi yok. Biz manuel inişimizi gerçekleştirelim. Gelmişiz zaten. Hızımızı da indirelim. 250'ye önce biraz speed brake'leri açalım. Buradan geriye gidiş olmayacak tabii ki. Az un bize yaramaz. Kibrit. Yok, kibrit değil. 10 ve 24'ü az bunun yerine atarsak o iş olur. Biz burada bir 20-30 şu anda 30-0-0 başlayalım. Full motor freni. Motor freni değil, pardon, rüzgar freni. Speed brake. Diye tahmin ediyorum. AC091'den sonra. Sekiz mi? Kendime göre hazırlıklarımı tamamlayayım.
1,000 to go. Feet stabilized, list approach altitude set. Yeah, that's what I'm making sure set D. Tabii buraya böyle bir inmiş prosedür var mı onu bilemem ama en azından şuradaki bizde başka türlü yanaşma imkanımız yok. Ankara'nın üzerinden biraz düz uçuşta no need to go. Dört bine alalım. Evet, manuel düşe geçelim. Thousand feet stabilized, Mr. Perch altitude set. Too high. Too high. Approaching 2-4. Too high. Too high.
5,000 feet remaining. Piste de bayağı bir eğim varmış yani. İlk defa iniyorum dese. İnanırsınız herhalde. Yani Cessna 172 ile indiklerini saymazsanız tabii. Rest in peace 631 2.5 G. Oo. Bayağı devirdik ortalığı. Gayet güzel indik, hiçbir şey yok. Morali bozmaya gerek yok. Toplanalım. Şuradan da çıkalım. Zaman düzeltme seçeneğini aktive etmek gerekiyor gibi geliyor. Nerede? Sağda bir kendimize yer bulabiliriz. Belki. Sisteyim hoşuma gitti ama biraz ilk etapta eyvah dedim, merdiven gibi mi? Bu da merdiven olsaydı zaten tamamdır. Ortofoto'nun yeni sürümüyle Ortofor XP'nin 1.30 sürümüyle tahmin ediyorum bu eğimler biraz daha güzelleşecek. Öyle ümit ediyorum. Ama henüz tam bitmediği için işleme başlayıp sonra tekrar baştan almayı da istemiyorum. Kulenin ne kadar gidip duralım. Approaching 2-7. Okay. Buralarda da bayağı eğimler var. Biz iyisi mi? On runway 0-9-400 feet remaining. One 100 remaining. Approaching 2-4. Burada yetişen pilotlara da başarılar dilerim. Burada eğitim alıyorlar. Evet.
Buraya kadar. Böylece paramızı da alalım. Ondan sonra online bağlantımızı da keselim. Ve herkese iyi günler dileyelim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.